Açık açık sürekli bunun hakkında düşünmesek de hepimiz muhtemelen vücudumuzdaki bazı hücrelerin hareket etmek zorunda olduğunu biliyoruzdur. Hücreler vücuttaki işlerini düzgünce yapabilmek için hareket eder. Bakın burada kastettiğim şey al yuvarlar değil. Şuraya bir e, kan damarı çizelim, içinde de al yuvarlar olsun. Al yuvarlar dolaşım sistemimize kalbimiz tarafından pompalanır ve kan dolaşımına bu şekilde katılmış olurlar kan dolaşımıyla beraber hareket ederler fakat kanımızda oradan oraya amaçsızca yüzmezler. Öyle değil mi? Bu biraz garip olurdu yani. Al yuvarlar yüzmez. Yalnızca bir yere pompalanırlar. Fakat oradan oraya biraz yüzen bazı hücreler mevcuttur vücudumuzda. Kendi başlarına hareket edebilen hücreler var. Üstelik bunu yalnızca kan dolaşımımızda yapmıyorlar. Bazıları dokularımızda da gayet güzel hareket edebiliyor. Vücudumuzda bir yerlere göçen veya hareket eden hücreler inanılmaz derecede önemli. Hatta gelişme sürecimizde embriyonun bir kısmından başka bir kısmına göç eden hücreler doku ve organ sistemlerimizin oluşmasında gerçekten büyük önem taşır. Yetişkin vücutlarımızda ise hücre hareketi bağışıklık sistemimizin işlemesi gibi şeyler için ayrıca önemlidir. Şimdi hücrelerimizin bir yerden başka bir yere nasıl hareket edebildiğine dair birkaç farklı yolu incelemek istiyorum sizlerle. Haydi sperm hücreleriyle başlayalım. Bu elemanlar ilginç bir şekilde hareket ediyor. Burada testislerde üretilen bazı sperm hücreleri görüyoruz. Sperm'lerin tüm yaşamının hareketten ibaret olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Yaşam süreleri boyunca kat edecek uzun yolları vardır. Tabii ki burada döllenme için yumurtaya doğru gittikleri o muhteşem yolculuktan bahsediyorum. Yani sperm'lerin bir yerden başka bir yere gidebilecekleri bir yola ihtiyaçları var. İşte sperm kamçısı tam da burada devreye giriyor. Bu kamçı aslında spermin ileri hareket etmesini sağlamak için kamçı görevi gören bir kuyruk. Biraz yaklaştırırsak insanlarda bu kamçının Mikrotübül proteinlerinin yan yana koyulmuş monomerlerinden oluştuğunu görebiliriz. Bunu legolar gibi düşünebilirsiniz. Monomerler dinein proteini denilen ve aralarında bulunan bağlantılarla birlikte çalışırlar. Bu proteinler sayesinde kamçı ileri geri kımıldayarak spermin hareket etmesini sağlar. Buna benzer kamçıları bakteri ve arkelerde de bulabilirsiniz. Fakat bu ikisinde bulunan kamçılar farklı proteinlerden yapılmıştır ve şurada biraz motor proteini içerirler. Aslında bakteride her hücrede birden fazla kamçı bulunabilir. Evet. Bu kamçı sperminkinden daha farklı fakat şimdilik o konuya girmiyoruz. Bizde bulunan kamçılar bizim hücrelerimizin hareket etmesini sağlayan unsurlardan biridir. Mesela bir hastalık durumunda kamçı düzgün bir şekilde oluşmaz ve sperm hareket edemezse yumurtaya ulaşıp döllemesi çok zorlaşır. Öyle değil mi? Evet, sanırım spermde hareketin epey önemli olduğunu kavramaya başladınız. Spermden tamamen farklı olan bir başka hücre hareketi ise ak yuvarlarda görülen harekettir. Yani bağışıklık sistemimizdeki hücreler. Bu örneğimizde nötrofil denen bir akyuvar türünü kullanacağım. İşte nötrofilimiz. Gayet şeker görünüyor değil mi? Pamuk gibi. Nötrofilin anne ve babası güçlü olmasından dolayı onunla gurur duyuyor. Evet, bu hücreler bağışıklık sistemimizin önemli bir kısmını oluşturur. Özellikle de bakteri enfeksiyonlarıyla başa çıkma konusunda. Bunlar kan dolaşımında seyahat etmeyi sever. İşte kan dolaşımımızdaki nötrofilimiz. Bu arkadaşımız dokulardan birinden bir sinyal, bir yardım sinyali alana kadar dolaşır. Bu sinyal belki de bir bakteriyle başa çıkma ile ilgili olabilir. Evet, tıpkı gökyüzünde beliren Batman sinyali gibi sinyal alırlar. Bu sinyal zevkinize bağlı olarak Batman'inkinden daha havalı veya değil diyebiliriz. Ben tam karar veremiyorum. Neyse size bırakıyorum. Evet, Nötrofiller dolaşırken bir sinyalin kapsama alanı içindelerse eğer buna cevap verirler. Bunu da içinde bulundukları damarın çeperine yani endoteline yapışarak yaparlar. Daha sonra biraz ilerlerler ve e, bir noktada iki endotel hücre arasından sıvışır ve dokular içinde onlara ihtiyaç duyulan yere doğru ilerlemeye devam ederler. Burada anlatmak istediğim şey fazla miktarda hareket olması. Baksanıza şu şey Michael Jackson'ın en parlak zamanlarında olduğundan daha hareketli arkadaş. Peki hücre bunu nasıl yapıyor? Aslında her şey hücrenin yapısını oluşturan hücre iskeletinde bitiyor. Buna aynı zamanda sitoiskelet de deniyor biliyorsunuz. Hatırlayalım sito yina, e, Yunanca hücre demekti. Evet hücrelerin hareketini sağladığı düşünülen iki temel mekanizmayı inceleyelim. Hücre hareketiyle ilgili iki çeşit teori var. Hücrelerin hareket etmek için bu mekanizmalardan hangisini kullandıkları veya yalnızca birini kullanıp kullanmadıkları henüz tam olarak bilinmiyor. Belki de iki mekanizmayı da kullanıyorlardır. Evet, ilk mekanizma Sitoiskelet Hareket Modeli. İşte hücremiz yeniden burada. Şurada da yine nötrofilimiz olsun. Sevimli bir buluta benziyor öyle değil mi? Neyse Evet, bu teoriye göre hücre çok çabuk bir şekilde polimerize oluyor ve içinde bulunan küçük aktin proteinlerini birleştiriyor. Yani yine lego parçalarını birleştirir gibi. Hücrenin ön kısmında bulunan aktin proteinlerinden oluşan bu küçük filamentleri polimerize ediyor. Bu da hücreyi biraz ileri ittiriyor. İşte hücrenin ön kısmı bu şekilde ilerliyor. Arka kısmında ne oluyor peki? İlginç bir şekilde mikrotübül arkadaşlarımız ki hatırlarsınız bunların spermdeki kamçılar, kamçıların çoğunu oluşturduğundan bahsetmiştik. İşte bu mikrotübüller arkada birkaç şey yapıyor. Aslında kayıklarla ilgili pek bir şey bildiğim söylenemez. Yalnızca oynadığım oyunlardan birkaç şey öğrendim o kadar diyebilirim. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Arkadaki mikrotübüllerimiz hücreyi yönlendiren bir dümen görevi görürken ön kısımdaki aktinler filamentlerini uzatıyor. Mikrotübüller aynı zamanda hücreyi hareket etmekten alıkoyan çapa görevi de görüyor. Konuya biraz açıklık getireyim. Mikrotübüller sabit veya süper esnek bir halde bulunabilir. Hoş, esnek ve dinamiklerken hücrenin gitmek istediği yönü belirleyebilirler. Tıpkı bir kayığın dümeni gibi. İnatçı ve sabit olduklarında ise çapa gibi davranırlar ve hücrenin hiçbir yere gitmesine izin vermezler. Hatta ön kısım ilerlemek istese bile mikrotübüller buna izin vermez. Evet, sitoiskelet modelinin mantığı bu şekilde. İkinci hareket teorimiz ise zar akışı modeli. Bu model de çok iyi. Ana fikri şu. Plazma zarının parçaları endositoz ile hücrenin her tarafında kese haline getiriliyor ve hücrenin ön kısmına egzositoza doğru harekete geçiyor ve ön kısma zar ekliyorlar. Fakat üretilen egzositoz keselerinin iki türü var. İlk tür yalnızca plazma zarından oluşuyor ve yaptıkları tek şey ön kısmı biraz uzatmak. İkinci türde ise bunlara bağlı bulunan ve integrin denilen küçük proteinler var. Bu integrinler egzositoza uğradığında hücrenin ön kısmında birikir. Bir nevi ayaklarını yere yapıştırır ve hücre zarının şu kısmını hücrenin sürüklenerek ilerlemesi için çapalarlar. Daha sonra biraz da plazma zarı olan türler gelir, şu yöne doğru zar eklerler. Bunun yanı sıra bir kısım daha integrin gelebilir tabi. Bunun net etkisi hücrenin şu yöne doğru ilerlemesi olur. Evet arkadaşlar, umarım bu video size hücre hareketi hakkında bir fikir vermiştir.